son haftasının açılış maçı Tofaş Fenerbahçe Ülker maçı başladı. İlk hücum Tofaş, İnanç Koç, Austin Nichols, tekrar İnanç Koç, Tomislav Ruzic top istedi, aldı. Kaya Peker karşısında Ruzic döndü ve atış isabetli. Ruzic'in basketi. 2-0 önde Tofaş. O bölgelerden çok isabetli kullanıyor Tomislav Ruzic. Şimdi Emir Prezic'le Fenerbahçe Ülker hücumu. Emir Prezic'i İnanç Koç savunuyor. James Skiz. Ondan Curtis Jarrell aldı. Şimdi Emir Prezic pot altına gisti, düşündü. Pas geçmedi. 4 saniye var. 24 saniyenin dolmasına. Topu kenardan oyuna soktu Emir Prezic, hemen kullandı. 3 sayılık atış, isabetli değil, savunma reboundu Bakman'da kaldı. Şimdi Steele'la hücumda Tofaş. Steele bir an için boş kaldı, şutu kullandı, atış isabetli. Ronald Steele'in basketi. Durumu 4-0 yaptı, tam sahada baskı var. Steele'dan Emir Prezic'e. Top son olarak Steele'dan dışarı çıkıyor. Emir'e bu baskı rahatsız edebilir. Neven Spaya da Curtis Jarrell'la konuşuyor. Hani neden buradasın diye de olabilir. Evet, şimdi Curtis Jarrell topu aldı. Onun karşısında Steele vardı. Bojan Bogdanović. Tekrar Curtis Jarrell. Geçen hafta Efes maçının en skorer oyuncusuydu. Emir Prezic, tekrar Curtis Jarrell. Bir fake. 3 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Yine Emir kullandı. Bu kez isabetli. Az önce kaçırdı, şimdi attı. İki atışta da Emir atmaya mecburdu yani. Öyle bir yere geldi ki ikisi de. En son 4 saniye, 3 saniye kadar top Emir'in elinde kaldı. 4-3 oldu skor. Tofaş'ın üstünlüğü var. Austin Nichols, Bradley Bakman. Şimdi İnanç Koç. İnanç Koç, Emir Prezic faul yapıyor. Dengesiz gördü Emir'i ve üstüne gitti İnanç akıllı bir şekilde. Tabii yani öyle yaptırdı. Yani orada foul yapıldığı an atış halinde kabul edilecekti. Nitekim de öyle oldu. Dediğin gibi çok akıllıca bir hareket. İnanç Koç ilk atışı isabetli. O da artık ligin tecrübeli oyuncularından biri oldu İnanç Koç. Takımda da çok kilit roller üstleniyor zaman zaman. Evet. İkinci atışı o da isabetli. 6-2. Yani liglerimizin en tecrübeli Türk oyuncularından bir tanesi bulunuyor. Emir Prezic, Curtis Jarrell. Şimdi dışarıda Bojan Bogdanović, 3 sayılık atış isabetli. Yani potalı bir üçlük. İstediği gibi değil ya. Attığı topu değil o ama. O da gülüyor zaten şu anda. Bayağı bir gülüyor. Çok ortada olduğu için fazla hızlıyı kaldırıyor yani. O atış. Sonuçta 3 sayılık basket olarak aynısına yazıldı. İşte o kadar. 6-6'lık eşitlik var maçta. Austin Nichols, onu Bojan Bogdanović savunuyor. Nichols, Bogdanović iyi kapattı. Şimdi Tomislav Ruzic, 3 saniye kaldı. 24 saniyeye baktı. Şimdi 3 sayılık atış isabeti bir son saniyede. Dengesiz bir atış oldu bu el üstünden. Şimdi Emir Prezic işte hücumda Fenerbahçe Ülker. Kaya Peker. Bojan Bogdanović. Ruzic kaldı karşısında. Bogdanović. Kaya Peker top istiyor potu altında. James Kiste dipten üçlüğü kullandı, isabetli James Kiste. Üçer üçer gidiyor Fenerbahçe. 9-6 yaptı James Kist'in bu basketi. Skoru. Şu ana kadar buldukları tüm sayılar üst sayılık atışlardan geldi. Yani iki tarafta karşı rakiplerini hani o kolay sayı, çabuk gelip çabuk bir fast break sayısı yerleşmeden sayı imkanı vermedi henüz. Yani şu ana kadar o planları iki tarafında doğru gidiyor ama şu andaki 3 atışlar, 3 sayılıklarda isabetler tabii. Bilhassa Fenerbahçe'den. Austin Nichols yine süreye baktı. 5 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına Kaya Peker müdahale etti topuna. Austin Nichols. Şimdi Tomislav Ruzic. Ruzic atışı isabetli. İşte o bölge Nur abi yani. Onun yeri orası. Evet, evet. Oralarda niye atıyor da. Hakem için de şanssızlık yani. Evet, orada bir asist yaptı. Topa şanssız yaptı neredeyse. Yapacak bir şey yok. O da oyunun bir parçası. Tabii. 9-8 önde Fenerbahçe Ülker. Emir Prezic, İnanç Koç karşısında. Kaya Peker. Kaya Peker atışı isabetli. Yüksek posttan aslında hareket halindeyken zor bir atış. Evet. Ama Kaya isabeti buldu.
11-8 Fenerbahçe İlker önde. Ronald Steele hücumda Tofaş. Şimdi Kaya Peker yardıma geldi. Kaya Peker hemen yerine döndü ve Ruzic'den önce müdahale etti. Bu şovaplardan sonra çabuk dönebiliyor Kaya. Bu da onun önemli bir avantajı. 9 saniye var. 24 saniyenin dolmasına. İnanç Koç pot altından topu oyuna soktu. Ruzic'den Steele'a. Steele şimdi süreye baktı. Çok güzel bir fake Steele'dan. Steele müthiş bir blok geldi. Kaya Peker ama basket kararı var. Cama mı çarptı top, onu mu şey yaptı acaba? Basket şimdi kararı var. Spaya da anlamadı bu kararı. Evet, biz de buradan açıkçası ben anlayamadım. 11-10 oldu. Farkı bir sayı indirdi bu baskette Tofaş. Curtis Jarrett. Emir Prezic. Birebir oynayacak Ruzic karşısında. Emir Prezic şutu kullandı. Emir'in atışında isabet yok. Savunma ribaundu İnanç Koç. Çok iyi bir pas. Tomislav Ruzic'e. Ruzic kontrol etti. Bakman'a pası ve James Kiss faul yapıyor. İlk defa bir şey oluyordu. Pas break sayısı oldu. Pas break sayısı oldu. İşte az önceki evet. Pozisyon. Bence önce top gibi gördüm ben ama. Bir daha bu açı evet, belki daha iyi olacak. Ben önce top gördüm. Yani bence Kaya topu kesmiş. Ruzic yine orta mesafe evet, yine isabetli. Zaten içeride oynayan oyuncuların yani o mesafelerden, demin senin dediğin mesafelerde iyi şut atması değerini bir anda yukarıya alıyor. Kaya Peker 12-11 önde Tofaş. Fenerbahçe Ülker karşısında. Curtis Jarrett ona yakın savunma devam ediyor. Curtis Jarrett faul yaptırmak istedi. Devam kararı var. Şimdi hızlı hücum Austin Nichols. Austin Nichols turnikeyi bıraktı. Evet, ilk fast break sayısı oldu. Ve hatta 1.5 diyelim. Neves Paya da faul molayı aldı bu basketten sonra. Işıl, şu foul çalınmayan pozisyonu eğer verebilirsen baştan bir verir misin ya? Şey, bu en son Gerald fake attı, adam altına girdi. Evet, verdik. Fake attı, fast break'ten evvel. Bir daha bir ver de bir bakalım ona ya. Tekrar birlikteyiz. Bu arada skorboardda da Kaya'nın iki faulü gözüküyordu. Ona itiraz etti Fenerbahçeliler. İşte Nur abi evet, pozisyon burada. Bir fake ardından. Şimdi ben yani benim şimdi bana göre bu foul. Yani çünkü o fake'i yaptığın an artık hakimiyet o fake'i yapan oyuncuda. Kendini sakınabilir o düşüşten. İstemez altına doğru kendini sokar ve faulü kazanır. Yani benim bildiğim budur ama hakemin belki bizim bilmediğimiz bir şey olabilir ya. Yani burada kasıtlı olarak yaptığını düşündü ama hani. Ama yapar yani yapar. Şimdi ben onu uçurmuşum, o düşecek. Ben orada bir foul atıp belki maçın son saniyesi o. Şu anda skorboardtaki o arıza için bekleniyor. Tam yanımızda hummalı bir çalışma var. Faul sayılarında bir yanlışlık oldu sanıyorum. Kaya birdenbire 3 oldu herhalde. Evet, Kaya 3 dedi bir anda. Biraz daha itiraz ederse 5 deyip yollayacaklar onu. Şimdi 13 numara da düzeltiliyor. Evet, şimdi Murat Biricik daha fazla oyuncuları soğutmamak için 2 koça da kağıt üzerinde olan faullerin geçerli olduğu skorboarda bakmamaları gerektiğini söyledi. Tabii yani orada
şeyin foul'ü gözüküyor. Ya yani Widmar'ın foul'ü gözüküyor. Evet. Evet, James Gist'in faulünü Widmar'a yazdılar sanki. Evet. Yani James Gist'in bir faulü olması lazım. Widmar'a yazdılar o faulü. Burada masada ufak bir karışıklık oldu. Oturduğun yerden de faul veriyorlar adama yani. Öyle olabilir mi? Emin Fredrik'le oyun tekrar başladı. Şimdi Curtis Charles, Kaya Peker. 14-11 Tofaş üstünlüğü var maçta. Bir faul ve kenardan topu oyuna sokacak şimdi Fenerbahçe Ülker. Burada Bogdanovic'e faul yaptı. Austin Nichols. Kaya Peker. Curtis Charles. Şimdi Emir Prezic aldı. Bakman karşısında. Emir Prezic'den Kaya Peker'e. Kaya Peker Tomislav Ruzic'e karşı birebir oynadı. Potalı atış ve basket Kaya Peker. Kaya da iyi başladı çember altında. Evet. Dördüncü sayısı Kaya Peker'in. Kaya da son maçlarda biraz çemberle tekrardan çemberi hatırladı orada bir çember olduğunu. Ron Steele. Şimdi Austin Nichols. Bradley Bakman top istedi aldı. James Kist onu savunuyor. Bakman potaya kadar gitti. Atışında isabet yok. Oraya kadar iyi sürükledi rakibini ama yakın mesafeden kaçırdı. Bakman Kist şu ana kadar iyi tuttu. Yani ona bir kere çembere top atma düşüncesini bile vermedi. James Kist o da orta mesafe şut kullandı ama atışında isabet yok. Şimdi hızlı hücum şansı Tofaş ama Fenerbahçe Ülker iyi geriye koştu. Run and steal steps yaptı. Steps doğru. Orada pas vermeyi düşündü ama iyi kapattı. Geç kaldı. İşte pozisyon burada. Kaya Peker tam zamanında bir müdahale topa. Evet. Zuza oyuna giriyor. Bakman senin de söylediğin gibi etkisiz kaldı. Ve şimdi Zuza. Hırvat, bir başka Hırvat oyuncu oyunda. Şimdi ve Widmar'la İngin oyuna girecek. Az sonra Fenerbahçe Ülker'de de. Emir Prezic topu getiriyor. Fenerbahçe Ülker'de. Son 3 dakika 52 saniye ilk çeyrekte. Evet. Curtis Charles. Pot altında müthiş bir mücadele var. Oyuncu değişiklikleri Kaya Peker ve Curtis Charles kenara geliyor. Widmar ve Engin oyunda Fenerbahçe Ülker'de. Emir Prezic, James Kist şimdi Engin Atsür. Geçen hafta oynayamamıştı Efes karşısında Engin. Şimdi tekrar formasını aldı. Bogdanovic tam süre dolarken şutu kullandı ama ona bir faul var. İki atış kullanacak Boyan Bogdanovic. Tam 24 saniye doluyordu Nur abi. Evet, tam ucunda atış. İki atış kullanacak Boyan Bogdanovic. O da bu sezon takımın en skorer ikinci oyuncusu ligde. 10.9 sayı ortalamasıyla oynuyor. İlk atışını kaçırdı. Serbest atış yüzdesi %82.7 Bogdanovic'in ama burada ilk atışı kaçırdı. İkinci atış. Bu isabetli. Maçta tekrar denge var. 14-14'lük eşitlik var. Ve şimdi bakalım. Steele'la hücumda Tofaş. Zuza. İnanç Koç. Şimdi Giz Zuzic'i aldı. Widmar topa müdahale etti. Güzel bir pas. Çember altına smaç geliyor. Austin Nichols. Yani çabuk yukarı çıkabilmenin avantajı değil mi? Ne kadar çabuk oradan yükseldi. Nichols'tan güzel bir smaç geldi. 16-14. Tofaş öne geçiyor tekrar. Boyan Bogdanovic. Bogdanovic'in atışına isabet yok. İnanç Koç. Tekrar Austin Nichols. Austin Nichols çembere girdi. Austin Nichols çok zor enteresan, bir atış ve basket. Enteresan. Yine biz ya, arkadan iyi kapattı ama geldi. Ben kesiyor dedim. Emir Prezic şimdi çembere gidiyor. Emir Prezic. Oyun devam ediyor. Bogdanovic 3 sayılık atış ve basket. Boyan Bogdanovic bir anda tempo yükseldi maçta. Yani güzel maç oluyor. Evet. Yani şu ana kadar gayet güzel maç oluyor. 7. sayısı Bogdanovic'in, 18-17 Tofaş önde. Ronald Steele, Zuza yüksek postan atışı isabetli değil. Ruzic aldı hücum reboundunu. Ruzic o da kaçırdı atışını. Bogdanovic'e bir faul geldi orada.
Evet. Austin Nichols'tan. O hücum ribaundundan sonra sayıya atabilmesi lazımdı ama. Can Altıntı oyuna giriyor. İnanç Koç oyundan çıkıyor. Hayır. Son anda bir yanlış anlama var orada. Austin Nichols oyundan alındı. Onun kafasındaki bandajın sırrı da geçen hafta Telekom maçına Kambala'nın dirseği gelmiş. Sen sonunda çözdün işi. Çözdüm, öğrendin sordum. Yani. 8 dakika oynayabilmiş zaten o yüzden o maçta. Evet. Kambala'nın dirseği de yani öyle böyle değildir yani. Engin Atsür. Bogdanovic. Can Altıntı onun karşısında. Bogdanovic çok iyi kurtuldu. Atışında isabet yok. Savunma ribaundu. Steel'de kaldı. Hızlı hücum 2'ye 2 geliyor. İnanç Koç şimdi pasını verdi. Güzel bir pas. Can Altıntı'dan ve hızla bitiriyor. Can oyuna girer girmez yine çok güzel bir pas verdi ve asisti yaptı. 20-17 oldu. Yanılmıyorsam 3. fast break sayısı oldu bu topaşı. Boyan Bogdanovic'i de şimdi Can savunmaya başladı. Emir Prezic bir fake. Ardından atışı isabetli. Emir Prezic. Tempo bir anda yükseldi. 20-19. Az sonra da Marco Thomas oyuna girecek Fenerbahçe Ülker'de. Yani Steel. Şimdi Zuza Widmar kapattı onu. Zuza hücum faul. Zuza hücum faul yapıyor. Pek kabul etmedi bu hücum faulü o. Tekrar bakalım. İşte burada hücum faul kararı geldi. Kolunu da açmış biraz. Evet, evet. 20-19. Tofaş'ın üstünlüğü var. Engin Atsür. Ronald Steel onu savunuyor. Zor bir top alamadı orada Emir Prezic ve bir top kaybı Fenerbahçe Ülker adına. Marco Thomas oyunda, Fenerbahçe Ülker'de. Diğer tarafta Bachmann ve Kenan Sipahi oyuna giriyorlar. Şimdi Kenan Sipahi 17 yaşındaki genç oyuncu. İkili sıkıştırma geldi. Bachmann'a verdi topu. Ondan Can Altıntı. Zuza ile Widmar arasında müthiş bir mücadele var. Zuza yine zorladı pozisyonu. Birebir oynadı, basketi buldu. Çok hırslı Zuza. Yani, o tip o yan çengel atış denen o yan vücudunu yani iki omuzunu da kendin için kullanabilerek atışlarda kesme ihtimali çok çok az zaten. Şimdi Gasper Widmar. Widmar o da atışı isabetli. O da buna bir benzer bir atış tabii. Yani, İkisi arasında duello başladı. Yani uzun adamlar için çok müthiş bir atıştı bu. İyi kullananlar için. Son 26 saniye ilk çeyrekte 22-21 Tofaş'ın üstünlüğü var. Maç saatiyle 24 saniye saati arasında yaklaşık 4 saniyelik bir fark var. Süreyi kullanıyor şimdi Kenan Sipahi. Engin Atsür karşısında 24 saniyenin dolmasına 6 saniye kaldı. Yine Zuza aldı topu. Zor bir atış Zuza'dan isabetli değil. Marco Thomas rebound mücadelesine bir faul. Can Altıntı faul yapıyor ve 5.7 saniye var Fenerbahçe adına hücum için. Zuza'nın tercihi yanlış oldu bence. Ki serbest atış kullanacak şimdi Marco Thomas. O da çok uzun bir süre takımdan ayrı kaldı. Sadece 5 maç oynayabildi şu ana kadar. 7 sayı ortalaması var oynadığı maçlarda Marco Thomas'ın. Hırvat oyuncu 2 atış kullanacak. İlk atışı isabetli Marco Thomas. İki takımda da ikişer Hırvat var şu anda. Kadro da tabii sahada değil. 5.7 saniye 23-22 öne geçti Fenerbahçe Ülker. Can Altıntı, Zuza süreye baktı. 4 saniye Zuza driplingi kesti, pasını verdi. Kenan Sipahi süre dolarken atışında isabet yok. Zuza'ya topu verdin mi orada o saniyeyi kaybettiler. Ve ilk çeyreğin sonuna geliyoruz Bursa'da. Fenerbahçe Ülker ilk çeyreği Tofaş karşısında 23-22 önde tamamlıyor. Az sonra tekrar birlikte olacağız.
Efendim. Bir dakika o zaman. İyi, evet, Allah'tan yani. Tamam. İkinci çeyrek için tekrar birlikteyiz Bursa'da. 23-22 Fenerbahçe ülkenin üstünlüğüyle tamamlanmıştı ilk periyot. Ve Ömer Onan oyunda Fenerbahçe ülkerde. Engin Aksur, Ömer Onan, Marco Thomas, Deniz Kiz, Gasper Widmar beşiyle başladı oyuna. İkinci çeyreğe Fenerbahçe ülker. Şimdi Gasper Widmar çember altına zorladı pozisyonu. Bak Mufar yapıyor. Tofaş'ın beşi Kenan Sipahi, Can Altıntı, İnanç Koç, Bradley Bakman ve Zuza şeklinde. Şimdi bu istatistiklerde tabii ilk dikkati çeken Fenerbahçe'nin 5'te 4 üçlüğü. Yani o oradan şey yapıp bir avantaj elde ederken Tofaş zaten bir tane attı, tokamamış. Ama buna mukabil Tofaş'ta 2 atışlarda %66.7 ile oynamış. O da 15 tane iş. Yani bu fast break'ler falan, onlar da bunun içine giriyor hep. Şimdi yani, zaten başa baş maçı. Yani. Gasper Widmar 2 atışında kaçırdı ama ligdeki faul yüzdesini söyleyeyim mi Nur abi? 13.8. Yani 13.8 ile faul atmış. Burada da ikisini kaçırdı. Şimdi İnanç Koç. Bradley Bakman çember altına yüklendi. Atışında isabet yok. James Kiss savunma reboundunu aldı. Ömer Onan çok hızlı fırladı ileriye ama James Kiss topu ancak tabii kontrol etti. Tabii kontrol edemeyince Ömer'i göremedi tabii ki. Görse bile göremezdi. Kasper Bitman'ın perdelemesi Engin Aksur'la hücumda Fenerbahçe Ülker. Engin Aksur atışı isabetti. Engin Aksur de bu takımın önemli parçalarından biri olacağını son haftalarda gösteriyor. Önemli tabii, Fenerbahçe için çok önemli Engin'in performansı. Burada da faul yaptı Kenan Sipahi. Engin Aksur Barış oyuna giriyor. Barış Özcan, İnanç Koç kenara geliyor Tofaş'ta. Can Altıntı topu kenardan oyuna soktu. Kenan Sipahi yani, bir an için uyudu Fenerbahçeliler evet. Ve bomboş oyuncu değiştirince yani kim kimi tutacak diye Engin birisine koça döndü falan derken o sırada Can da çok iyi gördü Kenan'ı pot altında ve Kenan Sipahi bitirdi pozisyonu. 25-24 Fenerbahçe ülkenin üstünlüğü var maçta. Engin Aksur'la hücumda sarı lacivertler. Şimdi James Gist alır almaz kullandı. James Gist 3 sayılık atışla basket. Aynı bir de bu tam tersi taraftan atmıştı. Önce sağ dipten attı. Şimdi evet, sol dipten atıyor James Gist. 2 üçlük 28-24. Sezon başında onu biraz eleştirdik hani bu atışları neden kullanıyor diye. O giderek geliştirdi o 3 sayılık atışlarını. Yani herhalde bu burada öğrenmedi o atışları. Demek adam zaten yapıyormuş atışları da. Zaten Bandırma'daydı sanıyorum. Attıktan sonra şöyle bir bize baktı gibi İsmet Badem'le. Bize öyle geldi bilmiyorum. Şaka bir yana bayağı son dönemde isabetli atıyor 3 sayılık atışları James Kist. Tofaş hücumu devam edecek. 6 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına ve Can Altıntı topu kenardan oyuna sokacak Tofaş'ta. Fenerbahçe savunması attırmamak için elinden geleni yapıyor. Şu anda Kenan Sipahi. Kenan Sipahi harika bir asist Rıza. Bir saniye kala genç Kenan'da müthiş bir pas. Çok önemli. Yani bu kendisi için artı bir şey bu. Giderek yani şu pası verebilmesi önemli. Engin Aksur şimdi pasında isabet yok. Widmar alamadı o topu. Can Altıntı'yla hızlı hücum. Hızlı hücumu Marco Thomas faul yaparak kesiyor. Kenan Sipahi'nin henüz 17 yaşına yeni bastığını söylemiştik. O da gerçekten çok yetenekli. 1995 doğumlu Nur abi. Evet. Çok tabii önemli. Can Altıntı turnikeyi bıraktı ve basket Can Altıntı'dan. Can Altıntı yani burada kuvvetiyle de evet, çok kuvvetli yaptı. Gerçekten de az sonra iki uzunu girecek Fenerbahçe ülkenin. Mirsad Türkcan ve Oğuz Savaş oyuna girecekler aynı anda. Şimdi Marco Thomas, James Kiss pot altında müthiş bir mücadele var Zuza ile Widmar arasında ve faul Zuza'ya çalındı. Şimdi James Kiss'in yerine Mirsad Türkcan, Jasper Widmar'ın yerine Oğuz Savaş oyuna giriyor Fenerbahçe ülkerde ve şu anda tek yabancı ile sahadalar Marco Thomas o da. O da şimdi topu aldı. Marco Thomas atışı isabetli.
30-28 öne geçiyor Fenerbahçe Ülker. Bu çemberin altından top çıkartmalar çok büyük bir silah oldu iyi kullananlara. Zuza, Barış Özcan, tekrar Zuza, sevdiği noktada aldı, atışı isabetli. Zuza'nın basketi 30-30'luk eşitlik var maçta. Maç bir türlü kopmadı takım adına da. Yani tabii taraftar olmayınca böylesi daha iyi. Seyirciler için yani seyredenler için başa baş giden maç daha heyecanlı oluyor tabii. Misak Türkçen bir hücum şansı daha Fenerbahçe Ülker için. Engin Aktürk. Oğuz Savaş. Mirsat Türkçan. 3 sayılık atış Mirsat'tan isabetli değil. Bakman aldı savunma ribaundunu. Kenan Spahi topu getiriyor Tofaş'ta. Barış Özcan. Karşısında Ömer Onan var. Zuza perdelemeye geldi. Barış Özcan. Kenan Spahi. Şimdi Can Altıntı. Zuza'yı çağırdı perdelemeye ama 5 saniye kaldı 24 saniyenin dolmasına. Can Altıntı'nın pası. Bradley Bakman. Atışı zor pozisyonda isabetli değil. Bakman kaçırdı. Şimdi Ömer Onan geliyor. Ömer Onan faul ile durduruyor Barış Özcan. Kenardan top oyuna sokacak Fenerbahçe Ülker. İlk yarının bitmesine 6 dakika 13 saniye var. Curtis Jarrett oyunda Fenerbahçe Ülker'de. Oğuz Savaş. Marco Thomas. Marco Thomas'tan Jarrett girer girmez 3 sayılık atış isabetli değil. Curtis Jarrett kaçırdı. Ve Can Altıntı ile hücumda Tofaş. Can Altıntı, Kenan Sipahi, şimdi Zuza yine birebir oynayacak. Oğuz var karşısında. Zuza zorladı. Basketi buldu. Hani o cüssede birinin koltuk altından geçmesi de çok ilginç oluyor. Bir top kaybı daha Fenerbahçe Ülker'de. Yine Curtis Jarrett'dan geldi top kaybı. Barış Özcan. Orada yalnız aldığı zaman Barış sanki bir yürüdü gibi. Topu tutana kadar, sahip olana kadar. Evet. Bradley Bakman, Can Altıntı. 3 sayılık atış ve basket Can Altıntı. Yani oyuna girdikten sonra gerçekten müthiş oynadı o. 5 sayısı var ve Tofaş farkı 5 sayıya çıkarınca Fenerbahçe Ülker molası geldi. Can müthiş oynuyor değil mi? İyi oynuyor, iyi oynuyor. Daha o yani bir sene daha iyi oynuyor zaten. Tekrar birlikteyiz. 5 sayılık bir fark yakaladı Nur abi Tofaş. Evet, orada bir dediği gibi bir seri yakaladı. Yani şu ana kadar dikkatimi çeken bir şey Tofaş'ın bir kere ilk 10 dakikada 3 tane fast break sayısı var. Ondan sonra ikinci 10 dakikada da yine birkaç kere oralara kadar gelişi var, attığı sayı var. Fenerbahçe daha henüz öyle bir kolay sayı bulamadı. Evet. Şimdi Curtis Jarrett'sa Can'ın baskısı devam ediyor. O da savunmada çok gayretli. Marco Thomas. Ömer Onan şimdi aldı topu alır almaz. 3 sayılık atış girse basket faul olacak. Barış Özcan faul yapıyor. 3 atış kullanacak Ömer Onan. Aslında orada kurtulmuştu Ömer. Yani şu faulün bir izahı yok. Yani tamamen kontrolü elden bırakmak demek bu faul. Çünkü zaten top elden çıkmış gitmiş yani ondan sonra Ömer hiçbir faydası yok Ford'un yani. İlk atışı kaçırdı. 9.7 ortalaması var 10 maçta Ömer Onan'ın. Faul yüzdesi de %61.5 yani 61.5 %61.5 sayı faul yüzdesi. Üçte iki attı Ömer Onan. 35-32 oldu skor.
Farkı 3 sayı indirdi Fenerbahçe Ülker. Şimdi Can Altıntı topu getiriyor. Onu Ömer Onan savunuyor. Can Altıntı, Tomislav Ruzdić, Barış Özcan, Bradley Bakman, Mirsad. Mirsad faul yapıyor Bakman'a. Önden almaya çalışıyor tabii sürekli Mirsad. Fauller iki takımın da dörder takım faulü var. 5 dakika var ilk yarının bitmesine. Can Altıntı ayak müdahale oldu savaştan. Süre 14 saniyeye tamamlandı ve yine Tofaş hücumu olacak. Can Altıntı topu kenardan oyuna soktu. Bradley Bakman, ondan Barış Özcan. Marco Thomas karşısında şimdi Oğuz Savaş yardıma geldi. Pot altında top isteyen Ruzdić var. Kenan şimdi Ruzdić'e verdi. Oğuz Savaş arkasında onu savunuyor. Ruzdić döndü, Oğuz'dan blok geldi. Oğuz blokladı orada Tomislav Ruzdić'i ve hızlı hücum şansı Fenerbahçe Ülker için. Curtis Carlson Oğuz Savaş'a müthiş bir asist ve basket Oğuz Savaş. Evet, ilk defa yani bunu da ben fast break olarak kabul edebilirim yani. Yerleşmeden atılan bir sayı diye düşünürüz. Yani ilk defa böyle bir sayı attı diyebilirim Fenerbahçe. Carlson baskısı var Kenan Sipahi'ye. Kenan topu getirmeyi başardı. Şimdi Barış Özcan. Marco Thomas karşısında. Barış Özcan ondan kurtuldu. Bir fake. Barış Özcan atış isabetli. Çok zorladı ama basketi buldu Barış. Şimdi uzun bir top Marco Thomas'a, Can Altıntı. Curtis Carlson top kayıpları artmaya başladı. Can Altıntı bir defa Curtis Carlson. Şimdi yani bu tip toplarda işin bir sırrı vardır. Yani bu tip top attığın zaman eğer bu kötü bir pas olacaksa out'a çıkması lazım. Evet. Yani dolayısıyla bir kontra atak şansı vermezsin öbür takıma. Halbuki şimdi kontralı yediler. Bak şimdi gelip iki atış yapıyorlar. Faul hakkı doldu. Evet. Yani o çok önemli bir noktadır. Can Altıntı ilk atışı isabetli. Can Altıntı da 14 maçta 5.7 sayı ortalamasıyla oynuyor şu ana kadar. İkinci atış isabetli. Mesut Türkcan topu oyuna soktu Marco Thomas. Fark tekrar 5 sayı oldu 39-34. Marco Thomas'tan Curtis Gerald'sa. Curtis Gerald. Oğuz içeride perdeleme yapıyor ve Oğuz perdelemeyi yaparken faul de yaptı. Yine bir top kaybı Fenerbahçe Ülker adına. Spaya'nın itirazları var. Curtis Charles. Evet, hücum faulü verdi. Ve Thomas kenara geldi. Engin ve Bogdanovic oyunda Fenerbahçe Ülker'de. Bu arada Topaş'ta da Samet Geyik oyuna giriyor. Yine genç bir oyuncu. Barış Özcan. Pot altına Ruzic'e. Ruzdić basket bir defa. Tomislav Ruzdić. Fenerbahçe'nin problemi müdafaa da şimdi niyet olarak iyi bir niyetle işte böyle baskılı ikili sıkıştırmalı müdafaa yapmaya çalışıyorlar ama işin devamında yani top halen rakipteyken son 10 saniye 5 saniye kala oralarda bir çözülmeler oluyor. Yani konsantrasyon devam etmiyor. O yüzden de bu tip sayıları yiyorlar. Ruzdić serbest atışında sayıya çevirdi ve fark 8 sayıya çıktı. Maçtaki en büyük fark. Şu ana kadar ki Ömer Onan'dan bir top kaybı oldu. Ömer Onan topu elinden kaçırdı Barış Özcan. Hızlı hücum şansı. Barış çembere gitti, Ömer Onan faul yapıyor. Ömer Onan'ın itirazları var. Spaya da itiraz ediyor şu anda. Az önceki pozisyon için bu arada tekrar izleyelim pozisyonu. Evet. Burada Ömer kaybetti. Sonrasında Barış turnikeye girmek isterken. Tabii o şu anda gördüğümüz yerden biz onu mümkün değil göremeyiz. Hakem çaldığına göre demek ki başka bir şeyden gördü, açıdan gördü. Barış'ın ilk atışı isabetli 43-34. ...44-34, 10 sayı oldu fark. Tofaş'ın 10 sayılık üstünlüğü var. Fenerbahçe Ülker karşısında ve James Kirst oyuna giriyor. Mirsad Türkcan kenara geliyor. Fenerbahçe Ülker'de. Hafta içerisinde Basketbol Federasyonu Neves Bayer iftar cezası verdi. Yani son Efes maçından sonraki itirazları nedeniyle bir iftar geldi Bayer.
Bunu da söyleyelim. Şu ana kadar planladıkları müdafayı yapabiliyorlar diyebiliriz Tofaş için. Oğuz Savaş. Ruzic orada kapatmaya çalışıyor Oğuz Savaş. Oğuz Savaş James Kiss çember altında zor bir pozisyonda aldı ama faul geliyor Barış Özcan'dan. Barış Özcan faul yapıyor. Üçüncü faul oldu Barış'ın, o da kısa sürede üçledi. İlk atışı isabetli James Gist. Farkı 9 sayıya indirdi. İkide 2 atıyor James Gist ve farkı 8 sayıya indirdi. Son 2 dakika 48 saniye. Ronald Steele'la hücumda Tofaş. Mustafa Ruzic. Barış Özcan. Barış Özcan'dan tekrar Ruzic'e. Ruzic alır almaz kullandı. Atışında isabet yok. Rebound mücadelesine Samet dokundu topa. Evet. Sonrasında geri pas oldu. Orada Ruzic'in o topu alması lazım. Bu sahaya gelmedi. O farkında olamadı. Geri pas olacağını. Bir değişiklik daha. Can Özcan oyuna giriyor. Barış Özcan kenara giriyor. Son 2 dakika 22 saniye. Engin Aksu. Ömer Onan, onun karşısında Can Altıntı var. Yine Oğuz Savaş'tan oynamak istiyor. Fenerbahçe İlker Oğuz Savaş. Ruzic'e rağmen döndü. Atışında isabet yok. Savunma ribantunu Can Özcan aldı. Şimdi Can Altıntı'yla hücumda Tofaş. Can Altıntı. Müthiş bir blok geldi James Kist'ten. James Kist'ten harika bir blok. Sonrasında faul. Bu arada itirazlar var. Tofaş bench olduğu gibi ayağa kalktı. Enteresan bir pozisyon. İşte tekrar izleyelim. Pozisyon bu. Evet, teknik faul de geldi o pozisyondan sonra zaten. Teknik faul. Bench'e tamam, geldi. Tamam olur falan bilmem ne de. Bana sanki daha çıkıyormuş gibi top. Yani hakemin kararı doğru gibi geldi ama tabii ki yanılma payını da çok böyle şey milimetrik yapayım, bir olay. Milimetrik bir olay. Ha, üçüncü keresinde söyleyebildim yani. Evet. Tabii. Üç kere baktıktan sonra söyleyebildim. Elinden çıkar çıkmaz dokundu gibi, evet, geliyor. Evet. Burada. Evet. İki atış sayıya çevirdiler. Bu arada hani Beşiktaş maçında da ya iki ya üç kez böyle teknik faul maçı kritik anlarını da almıştı Tofaş bence. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş döndü, atışı isabetli değil. Çemberin içinden çıktı top. Hakikaten derler ya, içinden çıktı bu herhalde işte. Samet Geyik, Can Altıntı. Şimdi savunmayı biraz daha agresif yapmaya çalışıyor Fenerbahçe Ülker. Evet. 44-38 fark. Ama mecbur. Yani hem savunmayı daha iyi yapmak mecburiyetinde kazanmak için, hem de biraz daha kolay sayılar bulmak mecburiyetinde. İşte Samet Geyik. Samet Geyik atışı kaçırdı. Kendi ribantunu aldı. Ruzic'e verdi. Potada atışı basket Ruzic'ten. O da son saniyesinde de yani. Samet de orada cesurca girdi içeri ve atışı kullandı ama sonrasında da iyi bir asist geldi. Boyan Bogdanović. Bogdanović'ten dışarıya Ömer Onan'a. Ömer Onan tekrar Bogdanović'e. Can Özcan karşısında. Bogdanović'ten Ömer'e. Tofaş savunması çok istekli ama Ömer Onan boşluğu buldu ve turnikeyi attı. Ama yani esasında iyi müdafaa olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonuç evet, olarak sayıyı buldu tabii. Sonuç olarak Fenerbahçe'de iyi oyuncular olduğu için bu sayı bulundu. Oğuz Savaş yerde kaldı. Steel çember ekmek isterken Engin Aktür faul yapıyor. Samet Geyik de 93 doğumlu bu arada. İzleyenlere onu da aktaralım az önce. Bu çok önemli, yani çok önemli yaptı dediğin gibi. Yani o 19 yaşında. 19-17 yaşlar falan. Yani bu seviyede ki takımlarda oynamak için tabii çok önemli bir iş. Anastil ilk atışı isabetli. Fark 7 sayı 47-40. 2'de 2 atıyor Anastil. Son 50 saniye ilk yarıda artık. 48-40 ve tam sahada baskı. O baskı James Kiss'le geçti Fenerbahçe Ülker. Engin Aktür. Boyan Bogdanović. James Kiss, Engin Aktür'e tekrar. Oğuz Savaş, Ruzic faul yaptı. Uzun bir süredir Oğuz'un da faul itirazı vardı. Şimdi faul düdüğü geldi.
Kaya Peker son 35 saniyede oyuna girebilir. Eğer şutları sokarsa Oğuz Savaş. İlk atışı kaçırdı. Oğuz Savaş ikinci atış. Bu da kaçtı. Ve şimdi bir hücum şansı Tofaş için. 48-40. Kritik serbest atışları kaçırdı Oğuz Savaş. Runner's field. Son 27 saniye. 9 saniye kadar var maç saatiyle 24 saniye saati arasında. Samet Geyik, Can Altıntı 3 sayılık atışında isabet yok. Rebound mücadelesi, Can Özcan dokundu. Şimdi Can Altıntı, ondan da top kaybı geldi. Son 15 saniye. Engin Aktür, Ömer Onan dışarı pasını verdi. Boyan Bogdanovic. Bogdanovic çembere giderken faul geliyor. Sert bir faul Runner's field'den. Şimdi esasında çok iyi, ince şeyler oluyor tabii. Bu öyle bir maç ki maçın sonu çok karışık olabilir. Yani evet. Şunu demek istiyorum. Yani birkaç sayının öneminin çok büyük olabileceğini belirtmek istiyorum. Yani Tofaş'ın o hücum reboundunu aldıktan sonra yapacağı tek bir iş var. Topu tekrar sonuna kadar oynamaktı. Yani 15 saniye mi 16 saniye. Yani orada hücuma edip topu kaptırmak yani tecrübesizlik diyeyim. Veya o pozisyonu artık öyle sürükledi o pozisyonu. Kaya oyuna girdi. 9.6 saniye var. İlk yarının bitmesine. Rudiç topu oyuna soktu. Runner's field. Son bir hücum şansı belki de Tofaş için. Tabii iki sayı. Steel topu getiriyor Engin Aktürk karşısında. Steel kendi kullandı. Dengesiz bir atış. Tekrar aldı Steel. Evet. Atışına isabet yok. Hayır, süre dolmadan bir daha önce foul dedi. Kaya Peker'e faul evet, çalındı. Daha önceden foul dedi. Orada bir faul var Kaya Peker'e. Ve iki atış kullanacak. Steel bu arada süre şu anda 0.0. Evet, bu da süreyi daha iyi görebiliriz. İlk atışı isabetli Steel'ın, orada süreye bakmak lazım. Az önceki görüntüyü tekrar ekrana getirip ikinci atışı kaçırıyor Steel. Ve ilk yarıda sona eriyor. 49-42 ile ilk yarıyı Tofaş Fenerbahçe Ülker karşısında önde tamamlıyor. İşte burada Steel atarken süre doldu mu dolmadı mı? Tam 24 saniye saati gözükmüyor aslında ama biraz yine çok böyle saliselik bir karar oldu bu da. Sonuçta 49-42 ile Tofaş soyunma odasına önde gidiyor. Bu keyifli, zevkli maçın ikinci yarısında Bursa Atatürk Spor Salonu'nda tekrar birlikte olacağız. Tekrar 9 sayıya çıktı. Tofaş savunması da maçın başından beri daha agresif Fenerbahçe. Evet. Ülker savunmasına göre. Burada da bir faul geldi. Şimdi tabii kendi düşünceleri
ile maçı böyle oynamaya başladıkları ama süre geçtikçe bir avantaj oluyor. Bu arada Emir Prezic topu kaptırdı ama hani top bir anda tekrar eline geldi. Bu da bir hediye adeta onun için. Tekrar hücumu başlattı Emir Prezic. Şimdi Gasper Widmar steps yapıyor. Top kaybı. İlk yarı boyunca fundamental'e müsait değil tabii. 7 top kaybı yaptı Fenerbahçe öyle. Ülker. 2 top kaybıyla oynadı Tofaş. Bu yani, 8. top kaybı. Yani Widmar tipli oyunculara mümkünse en fazla topu yere 2 kere vuracak. O da yani olduğu yerde. Hani böyle ileriye gidişler falan filan da pek, hiç vurmadan attırabilirsen en iyisi tabii. Rana Steel. Austin Nichols. Bradley Buckman. Tofaş hücumu. İnanç Koç. Buckman içeride pozisyon aldı. Evet. Pozisyon alır almaz da topu elinde gördü ama evet. Atışında isabet yok. Ruzic çok iyi indirdi. Çok iyi bir hücumdu. Yani istediklerini yaptılar ama bakma o top girmedi. Normalde girme ihtimali çok yüksek olan bir toptu. Şimdi Enginaz Süre Steel'ın savunması var. James Kiss'ten Boyan Bogdanovic'e 3 sayılık atış ya basket Boyan Bogdanovic. Onun da stilinde şöyle bir nokta var. Hani koordinatı hesaplar gibi böyle bir saniye bir durup koordinatı hesaplıyor. Oradan sonra bayağı isabetli atıyor ama hareketli sokamıyor hiçbir şekilde. Yani o çemberle bir kere alışverişi iyi. İyi. Yani bir saniyelik o esi verdikten sonra çok isabetli atıyor. Enginaz Tür 51-45 fark 6 sayı. Emir Prezic bir an için bomboş kaldı. Atışında isabet yok. Yani, Widmar hücum reboundunu alamadı. Emir Prezic yani kalitesindeki bir oyuncunun orada devam edip turnikeyi evet. bırakması lazım. Şimdi Ruzic. 3 sayılık atış ya basket Ruzic. Tepeden üçlüğü buluyor. Tomislav Ruzic. O da 14. sayısına ulaştı. Gerçekten çok faydalı oynuyor bu sezon. O sakatken zaten Tofaş önemli maçlar kaybetti, tökezlemişti. O döndükten sonra seri galibiyetler aldılar. 54-45 fark 9 sayı. Enginaz Tür çember altına girdi. Widmar'a pasını verdi. Orada faul geliyor. Tam önümüzde de Neven Spaya Emir Prezic'e az önceki o şutun hesabını soruyor herhalde. Evet, içeri yüklenirsen daha iyi olur. Evet. Bir şeyler söyledi herhalde. Şimdi Widmar iki atış kullanacak. Bakalım bu serbest atışlarda top nereye gidecek? İlk atışı isabetli değil. %13.5 serbest atış yüzdesi. Yani ikide biri en azından sokuyordu diye hatırlıyorum ben Widmar'a mı? Evet, bugün 4'te 1 oldu. Gasper Widmar. 54-46 ile 8 sayılık fark var. Bradley Buckman. İnanç Koç. James Kiss'in yakın savunması var. İnanç Koç zorlukla da olsa kontrol etti. Şimdi Ronald Steele 8 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Austin Nichols pota altına. Ruzic'e faul var. Ruzic yine çok iyi pozisyon aldı. Pot altından oyuna sokacak İnanç Koç da topu Tofaş. İnanç Koç, Bradley Buckman topu alırken Gasper Widmar faul yapıyor. Faul hakkı iki takımda erken dolacak gibi bu çeyrekte. İkisinde şu anda üçer faul var. 2,5 dakika geride kaldı sadece. Ama Fenerbahçe savunma yapmak istiyor galiba. Yani ilk yarıda 49 sayı yedikten sonra tabii savunmasız maçı çevirmek mümkün değil. İnanç Koç, Ruzic, Buckman. Şimdi Steel topu aldı. Steel'dan Ruzic'e ayağı çizgide. Ruzic bu kez kaçırdı ama top Steel'a geldi. Atmadı. Set hücumuna döndü İnanç Koç. Rana Steel, Enginaz Türk karşısında. Ruzic'in perdelemesi. İkili oynayacaklar ama alamadı bir türlü Steel. Sonra da bir faul kararı var. Yine büyük tepki aldı bu karar. Fenerbahçe cephesinden. İşte pozisyon. Burada faul kararı. Gasper Widmar faul yaptı diyor hakemler.
Jasper Widmar da üçledi. Üç faule ulaştı. Kaya Peker'le değişiyor Widmar. 54-46 Topaş'ın üstünlüğü var. Son 7 maçının 6'sını kazanan Topaş. Burada Efes, Anadolu Efes'i, Beşiktaş, Milan Gazı yenen Topaş, Fenerbahçe Ülker karşısında da 8 sayılık üstünlük sağladı. 3. çeyreğin başında Bradley Bachman Kaya Peker elini soktu son anda. Curtis Gerrits oyuna giriyor. Engin Aztur kenara geliyor Fenerbahçe Ülker'de. Doğru 5'i arıyor şu anda Neven evet. Sipahi. Sinanç Koç. Steel son anda bir müdahale var. İki hakem yan için birbirlerine baktı. Ama Murat Biricik Fenerbahçe topu olacak diyor. Şimdi Curtis Gerrits. Zor bir pas Emir Prezic'den aldı Curtis Gerrits. Zor da olsa aldı. Ronald Steele onu savunuyor ve bir hayli de rahatsız ediyor savunmasıyla. Şimdi Curtis Gerrits kurtuldu ondan. Pasını verdi James Kiste. Ondan Boyan Bogdanovic'e. Bogdanovic Kaya Peker'i düşündü. Seken top Emir Prezic'te kaldı. Ondan Bogdanovic'e bomboş. 3 sayılık atış kaçırdı bunu. Boyan Bogdanovic ama Kaya Peker İnaç Koç'un elinden aldı topu ve basketi yaptı. Yoktan var etti diyebiliriz evet. Kaya Peker'i sayıyı. Her şey bitti derken Kaya Peker tecrübesiyle orada topu söktü aldı. Farkı 6 sayıya indirdi Fenerbahçe Ülker. Bradley Bachman Fenerbahçe'de savunma bir hayli sertleşti. Bu dakikalarda tekrar Bradley Bachman çemberden uzaklaştırmaya çalışıyorlar onu. Ve hücum faul Tomislav Ruzic'e. İki Hırvat'ın mücadelesine Ruzic Bogdanovic'e hücum faul yapıyor. Bu kez de Nihat Ziç bu karara inanamadı. İşte faul pozisyonu tekrar görüntüye geliyor şu anda. Yani ellerini geriye açıp rakibinin belinden geçirdi. Faul ona çalındı. Curtis Gerrits. Farkı azaltma şansı Fenerbahçe Ülker için. Curtis Gerrits topu getiriyor. Boyan Bogdanovic, Emir Prezic. Kaya Peker'in perdelemesi Emir o perdelemeyi kullandı bir kez daha. Şimdi Emir Prezic'ten Kaya Peker'i alamadı Kaya o topu. İkili oynamak istediler. Pas biraz hızlı. Bounce paslarda bu problemler olabilir. Yani 2 santim ileriye vurmasıyla geriye vurması arasında açıda çok büyük fark olabilir. 9. top kaybıydı bu Fenerbahçe Ülker'in maç boyunca yaptığı. Evet. Topaş'ın 6 top kaybı var. Austin Nichols, şimdi Ronald Steele, Ruzic perdelemede Kaya Peker çıktı. Can Altıntı, Ruzic 2 saniye, 1 saniye, 24 saniye dolarken attı. James Kiss çeldi topu. Şimdi Boyan Bogdanovic, Fenerbahçe Ülker hücumu olacak. Kaya Peker bıraktı. Kaya topu çeliyor. Kaya tam konsantre şu anda. Full konsantre. Curtis Gerrits, James Kiss. 3 sayılık atış ve basket James Kiss'ten geliyor. 3'te 3 mü? James Kiss bugün 3 sayılık atışlarda tam yerinde çok atıyor. Başarılı. Yani. Doğru yani oradan atarken hiç kimse niye attın diyemez yani. Öyle Fenerbahçe attı Ülker. 3 basket yani 3 üçlük öyleydi. Bu baskette farkı 3 sayı indirdi ve mola geldi. Televizyon molasıydı değil mi? Tekrar birlikteyiz Bursa'da. Bir ara 10 sayıya kadar çıkan farkı Fenerbahçe Ülker 3 sayıya indirdi. James Kist'in son pozisyonda bir 3 sayılık basketi vardı. Nihat Ziç işte çok sinirlendi o son pozisyondan sonra. Kendi oyuncularına ve savunmada
biraz daha gayretli, biraz daha agresif olmalarını istedik. İşte Curtis Jarvis görüntüde. Şimdi tam sahada baskıyla başlayacak Fenerbahçe Ülker. Can Altıntı topu oyuna sokuyor. Ruzic. Can Altıntı top kaybı geldi. Top kaybı geldi. Emir Prezic'den Kaya Peker'e. Kaya Peker farklı bir sayı indirdi. Tam sahada baskı sonuç verdi daha ilk seferinde. Şimdi evet. Can Altıntı o baskı devam ediyor. Ruzic yine topu aldı. Steel bir türlü topu alamıyor. Curtis Jarvis ona aldırmamaya çalışıyor. Can Altıntı yine topu getiren isim. Ve tam süre dolarken geçti. Demin ikili sıkıştırma gelmişti. Şimdi gelmedi. Dolayısıyla Can rahat geçirdi. Ama 9 saniye kaldı 24 saniyenin dolmasına. Doğru. Şimdi Can Altıntı çembere gidiyor. Pasını verdi. Buckman smaçla bitiriyor. Bradley Buckman. İşte Can'ın asisti. Buckman'ın smaçı tekrar görüntüde. Tam sahada baskıyla Tofaş cevap verdi. Tam bir duello izliyoruz Nur abi. Yani iki koç da adeta satranç gibi oynuyorlar şu anda. Curtis Jarvis. Onun karşısında Steel var. Curtis Jarvis, Bogdanović. Bogdanović savunmadan kurtulmaya çalışıyor. Bogdanović ile Austin Nichols arasında müthiş bir mücadele var. Şimdi yerde kaldı Bogdanović. Çember altında neler oluyor? Blok geldi en son. Buckman'dan 24 saniye doldu. Ama orada hani Bogdanović. Evet, süre doldu. İşte şu mücadele. Evet. Enteresan, evet. Bundan sonra da aslında şu harekete faul bekliyor. Arkasından kaçınca biraz ondan da düşmüş. 56-53 Tofaş'ın üstünlüğü var maçta. Ama çok sert ve keyifli bir maç izliyoruz. Yani savunmalarda bir aile istekli. Şimdi Austin Nichols basket oluyor. Yani ve bu maçın böyle olmasının nedeni Tofaş tabii. Tofaş iyi oynadıkça maç zevkli olacaktır. Kendinden kuvvetli takımlarla oynarken. Ve 58-53 olunca hemen molayı aldı Neven Spaya. Tekrar birlikteyiz. Fenerbahçeli taraftarlar görüntüye geliyorlar. İki tarafta maç başından beri hiç susmadı. Hem Tofaş taraftarları hem Fenerbahçe Ülker taraftarları. Ve 58-53 fark 5 sayıya çıktı yine. Curtis Jarvis topu getiriyor Fenerbahçe Ülker'de. James Gist, Ömer Onan oyunda moladan sonra. Şimdi Emir Prezic topu aldı. Emir Prezic'in karşısında Austin Nichols var. Onu savunan perdeleme Kaya Peker'den. Emir Prezic. Emir Prezic'in bu topuna blok geldi. Austin Nichols'tan çok akıllı evet. şekilde Ömer kesti. Evet. 4'e 1 hücumu. Evet. Yani topu önüne atabilse Can, Ömer'in faulü ondan sonra yapamaz. Yaparsa da zaten sportmenlik dışı olur. Ömer'in çok yerinde. Yani timingi çok iyiydi faulü. Burada da müthiş bir blok geldi Austin Nichols'tan. Evet. İki atış kullanacak Can Altıntı. İşte Fenerbahçe Ülker'in faul hakkı doldu. Ya evet tabii o öyle faul yerinde dedik. Yani faul atışı hakkı var. Fakat birinciyi atamadı. Can Altıntı ilk atışı isabetli değil, ikinci atışı isabetli. 59-53 fark 6 sayı son 3 dakika 10 saniye 3. çeyrekte. Ömer Onan'la hücumda Fenerbahçe Ülker. James Gist. Emir Prezic. Emir Prezic. İyi savunma Austin Nichols'tan geçemedi Emir. Şimdi Curtis Jarvis. Ruz'a kaldı karşısında. Jarvis tabi burada çabukluğunu kullandı. Atışında isabet yok. Kaya Peker. 24 saniye dolarken blok geldi. Bir atış daha, bu da kaçıyor. Bradley Buckman aldı. Müthiş bir mücadele pota altında. Şimdi Barış Özcan. Onun pasında Austin Nichols. Austin Nichols orada top kaybı geldi. Emir Prezic topu aldı. Oyun devam ediyor. Emir Prezic de faul bekliyor.
Oyun devam ediyor. Murat Biricik devam dedi. Şimdi Curtis Jarrells çember altına yüklendi. Burada faul. Can altın tığ faul yapıyor. Curtis'in de arka arkaya iki tane yanlış seçimi tabii burada. Bu, evvelki bu da öyle yani. Bakma faul oldu ama. Şimdi bu tip top kayıpları her an bu maç onu gösterdi ki iki tarafta yapabilecek. Marco Thomas oyuna girecek. Fenerbahçe Ülker'de Emir Pezliç kenara geliyor. Diğer tarafta da İnanç Koç. Çok yorulan Austin Nichols'ın yerine oyunda. Ama Nichols savunmada da müthiş bir gayret gösteriyor. Onu da dinlendirecek koç Nihat İzic ve Oğuz Savaş da oyuna giriyor. Kaya Peker'le değişiyor Oğuz Savaş. Yani Oğuz'un yani Fenerbahçe'nin rahatlaması için Oğuz'un mutlaka skora katkıda bulunması şart. Yani bundan sonra Oğuz'un skor katkısı olursa Fenerbahçe maçı tekrar önde götürme şansına sahip olur. İki sayısı var sadece. Evet, şu ana kadar öyle. Gerçi tabii oynadığı süreye de baktığın zaman tabii 7 dakika oynamış. Şu ana kadar. Evet. Bir de öyle düşünürsen 7-7,5 dakika oynamış. Şimdi tekrar oyunda. Zuza yine Ömer Onan'ın baskısı, Barış Özcan topu getiriyor. Tofaş'ta 59-55 fark, 4 sayı Barış Özcan. Zuza, Can Altıntağ topu aldırmadı Curtis Jarrells. Jarrells da kısa adama iyi müdafaa yapabilen bir oyuncu. Evet. Zuza çok zor pozisyonda, hatta dışında isabet yok. Savunma ribantını Oğuz Savaş aldı. Ne şimdi Curtis Jarrells. Curtis Jarrells gelir gelmez üçlüyü kullandı, atışında isabet yok. Ribant mücadelesine faul Zuza'ya. Bu şut için görünmüyor olmalı. Ben şöyle söyleyeyim. Bu şut benim için her zaman geçerlidir. Bu şut kesin atılması icabı. Yani sokabilecek bir oyuncunun yani bu tempoda bu şutu atmasına, yani benim şahsi fikrim tabii. Hiçbir şey yok. Ters bir şey yok. İlk atışı isabetli James Gistin. James Gist. En azından şu şut bir kere fast break yedirmez. Zaten geride 2-2,5 adamın var. Şu anda 14 sayıyla oynayan Bogdanovic ve 13 sayıyla oynayan James Gist en skorer oyuncular Fenerbahçe Ülker'de. Son 2 dakikanın içindeyiz artık. 3. çeyrekte Can Altıntı. Ömer Onan onu savunuyor. Can Altıntı geriye çekildi. Zuza'yı istedi. Yanına Zuza perdelemeye geldi. Can Altıntı 3 saniye kaldı. 24 saniyenin dolmasına. Şimdi İnanç Koç. İnanç Koç'un atışında isabet yok. Süre dolarken attı. Şimdi Curtis Jarrells hızla getirdi topu. Pasını verdi. Marco Thomas 3 sayılık atış isabetli değil Zuza. Top sekti bir an için ondan. Şimdi hızlı hücum şansı İnanç Koç. İnanç Koç, Oğuz Savaş var karşısında. Çembere gitti, atışında isabet yok ama. Bachman tipliyor. Bachman çok önemli bir hamleyle topu tiplemeyi başardı. Baskı Curtis Jarrells. Az kalsın top kaybı yapacaktı. Son 1 dakika 10 saniye. 3. çeyrekte müthiş mücadele devam ediyor. 61-57'lik skor var. James Gist, Ömer Onan. Ömer Onan çembere gitti. Ömer Onan basketi buldu bu arada. James Gist sekiyor. Önemli bir şey yok. Farkı 2 sayı indirdi Ömer Onan. Ya zaten artık Fenerbahçe'de önemli bir şey inşallah hiç olmaz. Başlıyor yani. Euroleague başlıyor. Hiç şakası yok işin. Can Altıntı, Oğuz Savaş aldı topu. Oğuz Savaş'tan Ömer Onan'a. Ömer Onan Barış Özcan'ın yanından kurtuldu. Turnikeyi bıraktı Ömer Onan. Bu işi Türkiye'de en iyi yapan, hatta Avrupa'da kesinlikle da en iyi iki, yapan 2-3 oyuncudan biri Ömer kesinlikle Onan. Şimdi, hani Speedy evet. Gonzalez gibi gidiyor. Şimdi bu ritme, bu zorluğa sokması lazım Fenerbahçe'nin kendi daha kuvvetli takım olduğunu gösterebilmesi için. 3 sayılık atış ve basket cevap geldi. Buna yapacak Barış bir Özcan şey yok tabii. Yani o kadar tempolu bir maç ki iki takım da elinden geleni ama yapıyor. Hakikaten inşallah fazla insan seyrediyordur. Çok güzel bir basketbol maçı oluyor. Son 7 saniye artık 3. çeyrekte. Son hücum olarak kullanacak Curtis Jarrells. Birebir oynadı. Pasını verdi. Marco Thomas'ın üçlüğü basket. 64-64. Marco Thomas 3. çeyreğe son noktayı koydu. Müthiş bir 10 dakika olacak. Son 10 dakika. Son 10 dakika. Müthiş bir 10 dakika bizi bekliyor Tofaş. Fenerbahçe Ülker mücadelesinde.
Tekrar birlikteyiz. 64-64 eşitlik var. Fenerbahçe farkı kapattı. 7 sayılık farkı devredeki ve beraberliği yakaladı Marco Thomas'ın son üçlüğüyle. Nur abi 9'a 9 oldu top kayıpları ki bu Tofaş'ın 3. çeyrekte 7 top kaybı tabii yaptığını ancak onunla beraber. Bir yani bir dikkat çeken bir şey de hücum reboundlarında iki taraf da birbirine önemli bir fırsat vermemiş. İlk devre sonunda birer tane hücum reboundları var. Şimdi de üçer tane. Yani o açıdan iki takım da işini yapmış. Her şey eşit zaten şu anda. Marco Thomas bir fake Marco Thomas. 3 sayılık atışa basket. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başa baş bir maç. Berabere girildi. Ama ben Fenerbahçe'yi bir adım önde görürüm. Bunun nedeni de tecrübedir. Yani şimdi şurada Fenerbahçe'nin tecrübe farkıyla bir avantajlı olduğunu zannediyorum. 67-64 bu 3 sayılık baskette öne geçti Fenerbahçe Ülker. Zuza, Oğuz kapattı. Oğuz faul yapıyor. Evet. Orada savunmanın dozunu biraz arttırınca Oğuz hemen gördü Murat Biricik. Thomas da atmaya başladı mı? Yani evet. Arkası geliyor. Bütün maçı bir şey yapmıyor. Arkaya 5-6 tane atıp hepsini sokabilir veya hepsini kaçırabilir yani. Öyle bir enteresan oyuncu. İnanç Koç. Şimdi Ruz işte Thomas kalınca Thomas faul yaptı. Evet. Başıma iş almayayım ben şu faulü yapayım dedi. Ama erken iki faul. Tabii yani onlar sonradan kokusu sonradan ortaya çıkıyor. Daha bir dakika dolmadı ve iki takım faulü var Fenerbahçe Ülker'in. İnanç Koç. Çember altına güzel pas, oradan da Barış Özcan bitiriyor. Yani şu potu altına topu oyuna soktuklarında yapılan savunma hataları. Savunma hataları, karşı tarafın da oralara iyi hazırlanmış olması da hep inanç sokuyor oradan topu. Yani o pasları da düzgün verebilen bir oyuncu. Ömer Onan. Şimdi Oğuz Savaş'ın perdelemesini kullandı Ömer Onan. Girse basket faulü olacak. Barış Özcan'ın da 4. faulü oldu bu. Eğer ona çalındıysa evet. 4. faulü Barış Özcan'ın, o da önemli katkı veriyordu. Şimdi dörtledi. İki atış kullanacak Ömer Onan. 3. çeyreğin son bölümünde Ömer ve Thomas skoru sürüklediler. Evet. Son çeyreğin başında da yine aynısı oluyor. Ömer'in ilk atışı isabetli. İkinci atış bu da isabetli ve 69-66 3 sayılık üstünlüğü var. Fenerbahçe Ülker'in Tofaş deplasmanında son 7 maçının 6'sını kazandı Tofaş. Ligin en formda takımlarından biri şu anda. Barış Özcan. Zuza perdelemeye geldi Barış Özcan. Şimdi Oğuz Savaş. Oğuz Savaş topa müdahale. Oğuz Savaş topu çaldı. Şimdi Ömer Onan da hızlı hücum Ömer Onan. Turnike ve basket. Nihat İz için itirazları var. Yani çok sert itirazları var. Orada işte pozisyon burada. ...71-66 farkı 5 sayıya çıkardı Fenerbahçe Ülker. Ronald Steele. Evet. İnanç Koç. Fenerbahçe Uzuz'da daha sıktı vidaları müdafada. Top kaybı Tofaş'tan. Ayak çizgide bir top kaybı daha Tofaş'tan. 10. top kaybı oldu bu. Şimdi maçın kritik bir bölümü ve hemen oyuna müdahale ediyor Nihat İziç ve Austin Nichols'ı oyuna alıyor. Ömer Onan'da Fenerbahçe Ülker hücumu olacak. Curtis Jarrett topu çıkarıyor. Ronald Steele onun karşısında. Marco Thomas, James Gist, tekrar Curtis Jarrett. Oğuz Savaş, Zuza arasında müthiş bir mücadele. Oğuz aldı topu. Şimdi birebir oynayacak Oğuz Savaş. Zuza onun savunmasına James Gist'e pasını verdi ama Gist beklemiyordu o topu. Şimdi Marco Thomas. Marco Thomas atışı isabetli. Thomas Ömer işbirliği evet, devam ediyor. Artı katkı koyan şu andaki iki oyuncu haklısın onlar. 7 sayılıkta farkı yakaladı Fenerbahçe Ülker. 73-66. Rana Steele. Topaş hücumda. Steele boş kaldı. Steele kendi kullandığı atışında isabet yok. Üst üste kaçan şutlar. Şimdi Fenerbahçe Ülker hücumda Curtis Jarrett. Curtis Jarrett'tan James Gist'i alamadı o topu James Gist. Güzel bir pas. İki oyuncu anlaşamadılar ve yani, Nihat İziç molayı alıyor. Gist o topu alsa yani yine yukarılarda bir yerde kendisini görecektir. Öyle bir yerde ki ya tam uçarak böyle geleceği bir yer. Evet.
Tekrar birlikteyiz. Bursa'daki müthiş mücadelede Beko Basketbol Ligi'nde haftanın açılış maçı ve Fenerbahçe Ülker 73-66 önde Tofaş karşısında. Yani Tofaş'ı çok iyi bulduğumu altını çizmek, yani yenilmemek ayrı bir konu. Evet. Sonuç olarak Fenerbahçe Ülker'le oynuyorlar ama yani gayet oturaklı bir takım görüntüsü veriyorlar şu anda. Can Altıntı. Hele şuraları iyi oynayabilirlerse kendileri açısından çok önemli artı olur. Ruzic birebir oynadı, zorladı. Ruzic'in atışı dengesiz. Onun atışları değil bunlar. Değil tabii. İsabette bulamadı. Değil, evet. Ama mecbur kaldı biraz da. İşte şimdi geriye düşünce hani bir an evvel atmaya çalışıyorlar ama iş o değil. Daha çok zaman var. Aynı kontrolde oynamaları lazım. James Kist son 8 saniye 24 saniye için. Ömer Onan. Ömer Onan karşısında Ruzic var. Ömer Onan. Ömer Onan atışında isabet yok. Şimdi Austin Nichols hızlı getiriyor. Ömer Onan faul yapıyor. Hiçbir şekilde kolay baskete izin vermiyorlar son periyotta. Yani faulü de göze alarak ki takım faulleri de çoğaldı. Ömer'in de 3. faulü oldu. Can Altıntı. Tomislav Ruzic tekrar Can Altıntı. Zuza'nın perdelemesi. Ruzic şimdi Zuza'ya indirdi ama Zuza o topu alamadı. Yine de bir müdahale var. Tofaş hücumu devam edecek. İyi bir organizasyondu. Yani 7'de 6 boşuna yapmadıklarını bu maçta yine kanıtladılar herhalde. Yani ligde her şeyi yapabilecek, herkesi yenebilecek bir takım görüntüsüne Tofaş. Yani en azından şu son haftaki maçlarda bugün de şunu gösterdi ki yani biz yeniliriz ama öyle gelip de bizi tamam biz bunları yeneriz diye buraya gelemezsiniz mesajını verdi hakikaten Tofaş. Tebrik ediyorum yani hakikaten iyi oynadılar. Daha çok uzun da bir süre var aslında. Tabii ya, yani ben maçın artık tabii, bundan sonraki neticesinin ne olup ne olmadığı takım aslında, görüntüsü çok önemli yani bir takım görüntüsü. Ha, dediğim gibi bundan sonraki dakikalarda eğer telaşsız falan oynayabilirlerse kendileri açısından büyük artı olur. Ruzic. Ruzic'in atışında isabet yok. Zuza aldı hücum reboundunu. Bir hücum şansı daha Tofaş için. Şimdi Steel. Üst sayılık atış ve basket Steel'dan geliyor. Steel'ın skorda devreye girmesi de önemli. Şu ana kadar çok fazla devreye girememişti. Tabii bunlar maçı atmosferini, tansiyonunu yukarıda tutardı sayılık. Farkı 4 sayı indirdi Steel. Marco Thomas. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş döndü atışı isabetli Oğuz Savaş. 75-69. 6 sayıya çıkardı farkı Oğuz Savaş. Ronald Steel. Tomislav Ruzic. Can Altıntı. Can Altıntı. Curtis Geras topa müdahale ediyor. Hücum devam edecek. Bradley Buckman oyuna giriyor. Zuza kenara geliyor Tofaş'ta. Can Altıntı pot altından topu oyuna sokuyor Tofaş'ta. Orada karşılıklı faul. Oğuz'la Bakman'a karşılıklı faul kararı var. Pozisyonu burada tekrar izleyeceğiz. Evet, iki oyuncu da birbirini bayağı bir itti kalktı. Tam da Murat Biricik'in gözünün önünde olunca bunlar. Karşılıklı faul verildi. Ama bu Fenerbahçe ülkenin 5. takım faulü oldu. Bundan sonra atış kullanacak Tofaş. Faul halinde. Tofaş'ın ise iki takım faulü var. Steel atışında isabet yok. Rebound mücadelesi. Steel dokundu. Çember altında müthiş mücadele ve faul geldi. Ruzic aldı hücum reboundunu ve faul geldi. Nasıl bir top kapma savaşı değil mi orada? İşte müthiş. Burada tekrar izleyelim. Evet. Bakman'ın da orada elini sokması. Ancak dokunabiliyorlar zaten topa. İki atış kullanacak şimdi. Tomislav Ruzic ilk atışı kaçırdı. Şut yüzdesi düştü onun ikinci yarıda. Biraz da yoruldu tabii. Çember altındaki o ikinci atışta. Yani maça başladı. Dördüncü şeyden evvel %13'te 11 ile geldiler yani dördüncü çeyreğe. Çok iyi sokuyorlardı. 75-70 fark 5 sayı. Son 5 dakika 16 saniye. Curtis Gerald. Kaya Peker. Kaya'nın pası Marco Thomas. Can Altıntı faul yapıyor. Topu alırken faul yaptı Can Altıntı. Can'ın da 3. faul oldu Tofaş'ta. Ömer Onan.
Topu oyuna soktu Oğuz Savaş. Curtis Charles. Şimdi Ömer Onan. İyi yere Oğuz indirdi Savaş. Ömer. Ruzic var karşısında. Bakman da yardıma geldi. Pası Kaya Peker'e, ondan Marco Thomas'a. Marco Thomas kötü pas. Curtis Charles süre dolarken attı. Curtis Charles atışında isabet yok ama hücum reboundunu Marco Thomas aldı. 24 saniye dolarken Charles attı. Thomas çok iyi takip etti. Top da ona daha iyi bir yere geldi. Top onun için iyi yerdeydi yani. Curtis Charles bir hücum şansı daha Fenerbahçe Ülker için. Ömer Onan. Ömer Onan. Ömer Onan. Güzel hareketler. Kaya Peker. Kaya Peker'in atışı isabetli. Kaya Peker'den kritik bir basket. 77-70. Fark 7 sayıya çıkıyor. Brandon Steele. Tomislav Ruzic. Austin Nichols. Austin Nichols zorladı atışında isabet yok ama faul var. Faul kime? Marco Thomas'a. Evet, burada açık bir faul var. Ama maç öyle bir hale geldi ki her şeye itiraz ediyorlar. Evet, yani artık boş göreceksin dedi. Tabii tabii, maçın mutlaka farklı bir adrenalin oluyor. Evet. Hem koçlarda hem oyuncularda. İlk atışı kaçırdı bu arada Austin Nichols. Bolleri de kaçırmak için son 10 dakikayı beklemişler Kofaş'ta. %82 ile atan bir oyuncu ilk atışını kaçırdı. İkincisi isabetli. 77-71. Fark 6 sayı Fenerbahçe Ülker üstünlüğü var. Curtis Charles. Ömer Onan topu aldı. Şimdi Kaya Peker. Ondan Curtis Charles'a. Marco Thomas boş kaldı. Marco Thomas atışı isabetli. Hani ciddi anlamda damga vuruyor maça şu anda. 14. sayısı. 79-71. 8 sayılık Fenerbahçe Ülker üstünlüğü var. Rana Steele'dan Tomislav Ruzic'e. Ruzic atışı isabetli. Yani halen oyunda ben varım diyor Tofaş. O kendileri açısından çok önemli. Ve çok güzel oluyor da basketbol açısından da. Şimdi müthiş bir tezahürat başladı Bursa'da. Curtis Charles'la Fenerbahçe Ülker hücumda. Son 3,5 dakika. Curtis Charles'ın pası. Ömer Onan 3 sayılık atışla isabet yok. Rana Steele hızlı hücum şansı. Curtis Charles hızlı hücumu kesiyor. Kesiyor ancak 2 atış değil mi? Evet, yani burada umut kaçırması tabii. Evet. Öbür türlü bomboş turnikeye gireceği yerde. Haklısın. Engin Atsür tekrar oyuna girecek Fenerbahçe Ülker'de. Ve Curtis Charles kenara geliyor. Biraz da mutsuz bir şekilde geliyor. İki atış kullanacak. Ronald Steele. İlk atış isabetli. Koçlarla oyuncular bu tip zamanlarda hiçbir zaman anlaşamazlar. Yani. Hiçbir zaman. Steele ikinci atış. 2'de 2 atıyor. Ve farkı 4 sayı indirdi Tofaş. Nefes kesen bir maç sonu bizleri bekliyor. 79-75. Fenerbahçe hücumu devam edecek. Marco Thomas topu kenardan oyuna sokuyor. Kaya Peker. Engin Atır evet, aldı. Zona mı döndüler? Evet. Evet. Alan savunması başladı Topaç'ta. Engin Atır. Ömer Onan. Kaya Peker aldı. Kaya Peker. Zorladı pozisyonu, atış isabetli. Kaya Peker. Yani hani top girdi. Söylenecek bir şey yok ama eminim ki tercih ettiği bir atış değildi Fenerbahçe'nin bu. Sürede doluyordu. Ha, o aynı tabii. Rana Steele'ın pası. Şimdi Austin Nichols. 3 sayılık atışa basket. Austin Nichols. Farkı 3 sayı indiriyor Tofaş. Tofaş tekrar maça geldi. Hakikaten İnanılmaz bir heyecan var. Evet. Bursa Atatürk Spor Salonu'nda ve müthiş bir tezahürat. Engin Atsür. Seyir zevki müthiş bir maç, o seyrediyoruz. Engin Atsür. 3 sayılık atışa basket Engin Atsür. Bu Engin için çok önemli. Yani bu şekilde girip o topu kullanabilmek ve de sokmak kendisi açısından bir artıdır. İki takım da maçtan kopmak istemiyor. Rana Steele. Şimdi Bradley Bachman bir üçlükte ondan. Evet. Bradley Bachman. O da ilk başta hatırlıyorsan Bogdanovic'in attığı üçlük gibi oldu bu da. Üçlükler havada uçuyor. Fark 3 sayı. Hemen cevap geldi Bradley Bachman'dan. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Müthiş bir maç izliyoruz. Engin Atsür'le hücumda Fenerbahçe Ülker.
Şimdi James Kiss. Artık son 1 dakika 50 saniye James Kiss'te. Bradley Buckman faul yapıyor. İki atış kullanacak James Kiss. Buckman'ın da 4. faulü oldu. Son 1 dakika 52 saniye. Çok büyük bir heyecan var. James Kiss ilk atışı kaçırdı. Maçın başında söylemiştik. Tofaş eğer bu maçı kazanırsa Fenerbahçe Ülker'in sıralamada üstüne geçecek. O açıdan da önemli bir maç. Gist 2'de 1 attı. 85-81 fark 4 sayı. Şimdi Rana Steele topu getiriyor. Bradley Buckman. Son 1 dakika 40 saniye. Rana Steele artık her top altın değerinde. El yakan toplar bunlar. Şimdi Rudic verdi. Can Altıntı. 3 sayılık atışa basket. El yakan toplar ama Can Altıntı da yanıyor şu anda. İlk 30 dakikada sadece 6 tane üçlük atış kullanmışlardı. Bu devre yanılmıyorsam o kadarını kullandılar. Farkı 1 sayı indirdi Tofaş. Şimdi Engin Aztür'ün hücumunda Fenerbahçe Ülker. Engin Aztür, James Kiss, Kaya Peker çember altında. Zorladı James Kiss, basketi buluyor. Hücum faul itirazları var. James Kiss'in basketi. 87-84, 3 sayılık fark var. Bu. Son 1 dakika 6 saniye. Bence hücum faulü değil. Steele'a James Kiss blok yapamadı ama Buckman aldı hücum ribantını, bir hücum şansı daha. Bir hücum şansı daha Tofaş için. Son 1 dakikanın içindeyiz. Evet. Can Altıntı Rudic'i çağırdı. Maçın ucumu oldu bu. Maçın şimdi ucumu Austin Nichols, ve müdafası. 3 sayılık atışa bastı. Maç devam ediyor. Austin Nichols. Maç devam ediyor. 87-87. 46 saniye kaldı maçın bitmesine. Mola geldi. İnanılmaz bir maç izliyoruz. Hakikaten çok güzel maç oluyor. Ulan sivrisinek geldi, ne bu? Tekrar birlikteyiz Bursa'da. İşte Ertuğrul Sağlam, Bursa Spor Teknik Direktörü Efe Aydan'la birlikte, o da maçı izleyenler arasında. Son üçlük Austin Nichols'tan inanılmaz. Yani o kadar topun el yaktığı bir noktada o kadar kendine güvenip attı ki, ama zaten son 2 dakikada atılan üçlükler inanılmaz. Yani bir o takım bir diğeri. Yani maç oraya döndü. Yani o zamana kadar yeteri dış atış imkanı da vermiyordu Fenerbahçe zaten. Ama tabii bu bütün maç boyunca düşünürsen, yani 30 dakikada atmadıkları kadar üçlük atışı son 10 dakikada kullandı Tofaş ve de isabet oranı da iyiydi. Şimdi artık son 46.5 saniye maçın kaderini belirleyecek. Belki de uzatmaya gideceğiz. Deminki hücum müdafaa bence maçın topuydu diyebilirdik. Girmesiyle beraber maçın topları değişti şimdi. Bundan sonraki her şey top artık maçın topu oldu yani. Engin Aztür'ün hücumunda Fenerbahçe Ülker. Engin Aztür, James Kiss'in perdelemesi. Ömer Onan, Austin Nichols onun savunmasında. Austin Nichols top alıyor. Austin Nichols çalıyor topu Ömer Onan'ın elinden. Kötü bir tercih oldu Ömer için. Ömer kaptırıyor ama Nichols da bugün harika bir maç oynuyor. Hem hücumda hem de savunmada. Şimdi Austin Nichols. Süreyi iyi kullanmaya çalışacaklar ama ne kadar iyi kullansalar eğer top kesilmezse. Evet, yani Fenerbahçe için bir kere daha hücum olur. Rana Steele tekrar topu aldı. Steele'den Rudic'e. Rudic'in atışı isabetli değil. Rebound mücadelesi top Fenerbahçe'de mi kaldı? Top ayağı çizgide diyor hakem. Evet. Ömer Onan'ın ayağı çizgide diyor. Şimdi son top oldu. Son topu Tofaş kullanacak. Yani Tofaş'ın avantajı şimdi. Eğer bir top kaptırma falan yaşamazlarsa en kötü ihtimalle maçı uzatmaya götürme şansları doğdu. Ve hemen mola geldi. İşte bu son top. Ömer Onan'ın ayağı burada çizgide. Evet.
ve 9.3 saniye kaldı Nur abi. 87-87'lik eşitlik ve topu Topaş pota altından oyuna sokacak. Dedik ya pota altından çok sayı buldu. Evet. Şimdi mola alınınca yandan şimdi Barbaros hani onda son 10 dakikaya girerken yani o andaki açıkçası benim daha fazla şans verdiğim takım Fenerbahçe'ydi. Tecrübesiyle bunu ben sağlar dedim. Hakikaten bir avantajlı bir şekilde de öne geçti. Yeni 7 sayı falan gibi yanılmıyorsam. Fakat ondan sonra Tofaş'ın tekrar bu maçı yapışması ve şu anda avantajlı duruma geçmesi kendileri açısından çok ama çok önemli. Evet. Yani artık iyi bir takım olduklarının bence bu bir yerde kanıtıdır. Kaybetmek, kazanmak tabii ki onlar için çok önemlidir. Bizler için belki önemli değil ama yani bence önemli olan bir takımın Fenerbahçe gibi bir takım karşısında 7-8 sayıdan tekrar maçı getirip buraya sokabilmesi. Zaten hani Anadolu Efes'i burada yenip Beşiktaş Milan Gazı burada yenip üstüne bu maçı da buraya getirdilerse artık evet. Topaş bu sene her şeyi yapabilir. Gibi evet yani o mesajı en azından veriyordu. Ama en önemlisi dediğim gibi son 10 dakikadaki dirençlerinin devam evet. edebilmesi. Evet. Son 9 dakika 3 saniye. Bradley evet. Butler pot altında bastırılıyor. Aynı şeyi yaptılar. Hemen mola istedi ama evet evet molayı mola geldi. Mola geldi, mola geldi. Süre ilerledi evet. ama orada şimdi itiraz var. Süre 7.1 saniyeye geldi evet. Orada itirazlar var. Tam önümüzde bu arada evet, çok kolay bir basket yediler. Yine pota altından senin dediğin doğru. Pota altından çıkartılan topta dediğin gibi hakikaten çok güzel bir teşhis koydun orada. Bu şekilde çok sayı yemişlerdi yani bakıldığı zaman. Yine 2 saniyede yaklaşık bir sayı yediler. Şimdi tabii molayı alınca bu sefer kenardan ama karşı sahadan sokacak Fenerbahçe. Ve bence çok yeterli de bir süre var. 8 saniye var. Tabii 8 saniye. Net 8 saniye net 8 var. 8 saniye tamamlandı. 89-87 ama yani maç 9 saniyedeyken şöyle bir savunma hatası da evet. Spaya'yı sanıyorum bayağı sinirlendirmiştir. Tabii yalnız şöyle de düşünmek lazım. Hani bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Bunu ilk başında yemeselerdi de, ilk topla yemeselerdi de süre biterken 1 saniye 2 saniye kala bir atılan top girseydi Fenerbahçe'nin hiçbir şansı kalmayacaktı. Evet. Yani o açıdan da baktığın zaman bir top dakika oldu Fenerbahçe'nin şimdi. Şimdi 89-87 Topaş önde. Can Altıntı bütün seyircileri ayağa davet ediyor. Tribünleri coşturmaya çalışıyor ama çok kritik bir 8 saniye izleyeceğiz. Başta Thomas olmak üzere. Thomas Bogdanovic'lerle bir yani Bogdanovic, şimdi onlar uzatmaya mı niyetliler? 3 sayıya mı onu da göreceğiz. James Kistan Bogdanovic'e. Bogdanovic atışı kaçırdı. Bogdanovic kaçırdı. Rebound'u Bakman aldı. Topaş kazanıyor. Evet. Topaş evet. kazanıyor. 89-87 kazanıyor Topaş. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Anadolu Efes'ten sonra Beşiktaş Milan Gaz'dan sonra Fenerbahçe Ülkeri'de Bursa'da yenmeyi başarıyor Topaş. Evet. Ve büyük bir sevinç. 89-87 ile Topaş Fenerbahçe Ülkeri mağlup ediyor. İnanılmaz bir sevinç yaşıyorlar sahanın içerisinde Topaş oyuncular.